Hani bunu beklemiyordum, çok üzüldüm ben gördüğümde. Ama temizlik Hatice ablanın göründüğü gibi çıkmadı mı? Ya şöyle yani, benim gördüğüm Hatice Hanım daha iyisini yapabilirdi. Evet. Çok konuşma fırsatı bulamadım bugün gerçekten ama olabilir. Ben de bu olabilir, kadar mutfakta ki kalabileceğimi asla düşünmedim. Olabilir. Hatta girer girmez Kadir Bey'e de dedim ben, burada bir buçuk saat çıkacağım. Ama keşke gibi dolapların, olmuyor. Doğru söylüyorsunuz, aynı şeyi ben de yaşayacağım, evet, eminim. Keşke dışına biraz ağırlık verseniz, en azından o üstüne bir bez atsaydınız. Bir tarafına attım ama bir kalıp gibi ya, kalıp gibi. Ona gerçekten sizce o dolabın üstünü terlemek ne kadar süre alır? Şey de yapsam mümkün değil, çıkmaz. Çok yani uzun sürer. Biz zaten çok aşırı bir şey beklemiyoruz. En azından bir bez attığını biz hissedelim. Orada bir şey yaptı. Terlediğini gördüm. Tellendi ben ama her yeri değil. Çıkmadı. Benim evet, çıkmadı. Benim dokunduğum yere hiçbir şekilde hiç sıfırlayabilir. Aspiratörün köşe şey tarafına hayır, başladınız. Hayır, hayır. Direkt o lavabonun olduğu kısmın üstüne baktım ben. Kadir Bey, ben açıkçası mesela hani daha çok göze görülecek yerleri yapsaydı. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Onu ben istedim açıkçası. Hani çünkü mutfakta dolap mesela, çoktu. Mesela dolabın içi kadar dışı dolap, dışarısı dış dolap. Yani mesela yüzeysel bir temizlik mi beklediniz siz? Yok hayır, hayır. Tabii ki de yüzeysel temizlik beklemedim. Hani tabii ki de içini de girseydi ama hani madem ki baktı ki içi oyalıyor, içini bırakıp keşke dışını yapsaydı. Son olarak banyoya geleceğim. Banyoda gerçekten uğraştıracak hiçbir şey yoktu. 20 dakikanızı ayırsaydınız sadece. Banyoya. Evet. Sadece 20 dakikada o dolabı hallederdiniz. Zaten bir klozetin içi vardı pis olan. Orada 6 dakika mı aldı? Sadece içi 6 dakika mı aldı? Doğrudur. Ona evet, bir şey demiyorum. Evet, banyoda küvet ve duşakabinin olmaması yok, yarışmacı için evet, bir çok olanak, avantajdı. Gayet avantaj. Kapının arkasındaki havlupanı kesinlikle silmeni beklemedim. Pas içindeydi. Evet. En azından arkadaki duvarı örümcek ağı dolu, pislik dolu bir bez atabilirdin. Hani gözümüze çarpmasaydı. Eline emeğine sağlık. Peki. İlk günün heyecanla veriyorum. Adaletli davranacağım. Teşekkür ederim. Buyur, puanını alalım. Kendim de düşünmek size zorundayım. Üzülerek bunu da söylüyorum. Dört saatte verilen emeği gözünün gördüğüne de inanıyorum. Evet. Ve buyur, içinden gelen puanı açıkla. Üzülerek söylüyorum, keşke daha yüksek verebilseydim. Ama diğer arkadaşlara hani haksızlık olmasın diye bunu vermek zorundayım. Emin olun, bu fazlasıyla verdim. Emin olabilirsiniz. Teşekkür ederim. Tamamen içim rahat, vicdanım rahat. Söyleyeceklerim bu kadar. Peki, teşekkürler Sinem. Rica ederim. Yorumların hepsine katıldım. Ben de aynı şeyleri düşündüm. İlk günün heyecanı. Ben ilk gün heyecanı olduğu için ona 3 puan verdim. Bir de diğer arkadaşları görmek istedim. Teşekkürler puanlarınız için. Toplamda 11 puana ulaştı Hatice. Hepinize puanlarınız için teşekkürler. Az. Az diye düşünüyorum. Gerçekten daha fazla hak ettiğimi düşünüyorum. Yani ben yaptım. Evet, temizlik benim işim. Daha haftanın ikinci gün temizliğini kim yapacak? Bakalım kim yarışacak? Herkes gözlerini kapatsın. Temizlik benim işimde haftanın ikinci gün yarışmacısı. Başına sor. Funda! İçime doğdu. İçime doğdu. Ben çünkü ikiyi, bende kafamda bir üç var yani. Üçüncüye ben çıkmak istiyorum. Allah'tan bir şey çıkmazsa, o yüzden sevindim. Yalnız Gül Hanım ablanın herhalde hiç yarışmaya niyeti yok. Çünkü bende üç takıntısı var. Üçüncü gün yarın olabilir. İnşallah. Nasıl denk gelirse artık. Peki yarın Funda ile ekranların tozunu almaya devam edeceğiz. Şimdi puan vermek üzere aranızdan ayrılıyorum. Yarın görüşmek dileğiyle.